Cumhurbaşkanı anketinde o isim rakiplerine fark attı. Seçmen yumruğunu masaya vurdu. Betimar Araştırma Şirketi, yaptığı son anketinde vatandaşlara sorduğu, sizce muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı sorusundan dikkat çeken sonuçlar çıktı. Betimar Araştırma Şirketi, erken seçim ve muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olması gerektiğine ilişkin tartışmalara kadar pek çok soruyu vatandaşlara sordu. 2-4 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada 1515 vatandaş ile görüşme gerçekleştirildi. Vatandaşlara, CHP'nin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp görevden alınmasını protesto etmek amacıyla DEM Parti ve çeşitli sol partilerin katılımıyla Esenyurt Meydanı'nda miting yapması ile ilgili kanaatinizi belirtir misiniz diye soruldu. Ankete katılan vatandaşların %30.5'i bu adımı doğru bulup desteklediğini ifade ederken, %56.7'si desteklemediğini söyledi. %12.8'lik kısım ise fikir beyan etmedi. Ankete göre, Abdullah Öcalan'ın çağrısı ile terör örgütü PKK'nın silah bırakacağını düşünenlerin oranı %13.9 iken bırakmayacağını düşünenlerin oranı %76.3 oldu. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Ankette en dikkat çeken ise, sizce muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı sorusuna verilen yanıtlar oldu. Ankete katılanların %39.4'ü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini verdi. Yavaş'ı %22.8 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izledi. Ankete yansıyan sıralama şöyle, %39.4 Mansur Yavaş, %22.8 Ekrem İmamoğlu. %5.8 Özgür Özel, %0.5 Kemal Kılıçdaroğlu, %0.5 Ümit Özda, %4.6 diğer, %15.4 fikrim yok, %7.7 cevap yok, %3.3 hiçbiri. Diğer yandan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeni dönem, sistem değişiyor. ABD'de seçimleri takip eden YSK heyetinin oradaki elektronik oylama sistemini detaylıca inceledikleri ve gözlemlerini Türkiye'ye döndükten sonra YSK'da konuşacakları ifade edildi. Daha önce de elektronik oylamayı gündeme alabileceklerini duyuran YSK'nın bu hamlesi, ABD'de tartışma konusu olan sistemin yakında Türkiye'de de kullanılabileceğini düşündürdü. Siyaset ve ekonomideki yaşanan kötü gidişat sebebiyle son zamanda erken seçim çağrıları artarken, Yüksek Seçim Kurulu daha önce bahsettiği elektronik oylama sistemini gündemine aldı. YSK Başkanı Ahmet Yener ve heyeti ABD'ye giderek başkanlık seçimlerini takip ederken ülkede kullanılan elektronik oylama sistemini ayrıntılı şekilde değerlendirdikleri ve Türkiye'ye döndükten sonra gözlemlerini YSK'da tartışacakları ifade edildi. Yasada var ama uygulanmıyor. Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpey'in haberine göre, YSK'nın uzun zamandır elektronik oylama konusunda çalışmalar yürüttüğü ve geçen yıl Ankara Üniversitesi ve YSK işbirliğinde bir çalışma grubu oluşturulduğu ifade edilmişti. Mevcut mevzuata göre elektronik oylama yalnızca yurt dışında yaşayan seçmenlerin kullanımı için düzenlenmiş olarak 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki kanunda yer alıyor, fakat henüz hiçbir seçimde kullanılmadı. Uygulama ABD'de de tartışılıyor. Uygulama ABD'de ise uzun zamandır tartışılıyor. Son olarak 5 Kasım tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde ise bazı makinelerden belirli başkan adaylarına oy verilemediğine yönelik görüntüler seçim güvenliği konusundaki endişeleri gündeme taşıdı.